Ayşegül. Anne! Sema! Canım! Canım iyi misin? Ayşegül. Ayşegül. Ayşegül kızım iyi misin? Çok kötü karnım ağrıyor. Hastaneye gidelim hadi. Yok, hadi. Hayır, çıkma, doktor çağırın. Yok yok. Aa, çok kötüyüm, ne olur acil hastaneye gidelim. Gidelim tamam, hadi. Tamam, kanaması olabilir, gidelim. Hadi. Tamam, tamam, gel yavaş. Hadi. Hemen. Sefer çıkıyoruz çabuk. Ayşegül fenalaştı, hastaneye götürüyoruz. Zülfikar nerede? Meltem'deydi en son. İki araba çıkıyoruz. Hadi hadi. Sen gelme, ben kusacağım. Yok, ben de geleceğim. Şey, ha. Bana bir kolonyalı mendil alır mısın? Tamam. Devam et, devam et. Ne be abla? Tarif edeceğim, hadi. Bu kadar dayanıklı olduğunu tahmin etmemiştim. Seninki arıyor. Yoldayım, geliyorum. Ya nerede kaldı bu kız? Ayşegül yok tuvalette. Nasıl yok? Yok işte, yok. Ya saçmalama Sema, nereye gider bu kız? Bilmiyorum nereye gider. Yani. Biraz önce şu arabadan inen bir kız vardı bizimle beraber. Onu gördün mü, nereye gitti? Demin taksiye bir kız bindi ama sizin kimi bilmiyorum. Ya niye kaçar ki? Poyraz'dan da haber yoktu. Nasıl ya? Şimdi de onu mu kaldırdılar? Hadi çocuklar, çabuk çabuk çabuk, hemen taksiciyi bulalım. Atla atla atla. Acele etsen iyi olur. Gözleri kapanmaya başladı. Tamam. Yoldayım, geliyorum. Bir şey yapmayın ona. Yalnızım. Hayatım boyunca umut ettim. Açık söyleyeyim. Bir aile kurmak, çocuk sahibi olmak hayallerimin arasında ilk sırada yer almıyordu. Rahmetli annem derdi kızınca, anne olunca anlarsın. Bir insanın anne olması için sadece karnında küçük bir tohum olması yetiyormuş meğer. Doğmamış olabilir. Ama ben yine de anne sayıyorum kendimi. İşte bu dayak yiyen adam benim sevdiğim adam. Bakmayın böyle perişan durduğuna. Sıkı adamdır. Aşık olmayı biliyor bir kere. Başımıza 10.000 tane felaket geldi. Ama ben hiçbir zaman onu suçlamadım. Belki bir iki kere. Bence bu halde bile çok yakışıklı duruyor. Ne
Bütün kız çocukları gibi babamı ölesiye seviyorum. Çok kızdığım zamanlar da oldu. Sorun değil. Yazık. Hep çocuğumun doğduğu günü onunla hayal etmiştim. Kesin kucağına alır almaz gözyaşlarını boğulacaktı. Beni alnımdan öperdi kesin. Poyraz'a gururla bakardı. Belki benim papucumu dama atmazdı ama torununu başka severdi kesin. Ben de kesin kıskanırdım. Hepimiz bazen hayal kırıklığı yaşarız. Hayat bu. Zaten onun amacı hayallerimizi kırmak. Bizimki hayata direnmek. Bazen pes ederiz. Şu an benim yaptığım gibi. Karnımdaki bebeği sevdiğim adam için feda ediyorum. Aşk için neleri feda ederiz bilmiyorum. Şu an doğru bir şeyi mi seçtim bilmiyorum. Belki bir ömür boyu karnımda bir pişmanlıkla yaşayacağım. Hadi şimdi ilahi bir mucize olsun. Poyraz taksinin önüne atsın kendini. Ya da kötü bir rüya olsun uyanayım şimdi. Hayır, böyle şeyler sadece filmlerde olur. İşte gidiyorum. Az sonra tüm hayallerim ve tüm umudum belki bir kan pıhtısıyla beraber uçup gidecek. Ben çok ağlayacağım. Poyraz da çok ağlayacak. Ürpermeye başladım. Üşüyorum. Kanım çekiliyor. Birazdan Poyraz'ı göreceğim. Kalbim küt küt atıyor. Bütün hayatı boyunca kendini suçlayacak. Katlanması zor. Ne olursa olsun. Ondan nefret ettiğim zamanlarda bile onu sevmeye devam edeceğim. Ne yapalım? Aşk böyle bir şey işte. İnsan tam bir pudula gibi her şeyden kolaylıkla vazgeçebilir. Thank you.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.